MIT açık ders malzemeleri 6046J algoritmalara giriş 4. ders. Günaydın. Bugün çok ilginç bir algoritma olan Quick Sort yani çabuk sıralamadan bahsedeceğiz. Bu algoritma Tony Hoare tarafından 1962'de bulunmuştu. Birçok açıdan bakıldığında gerçekten ilginç bir algoritma haline dönüştü. İsmine yakışır bir şekilde. Bu yüzden bugünkü ders hem zor hem de hızlı olacak. Bu nedenle yanınızdakinin uyuduğunu görürseniz ona "Haydi uyan, ders devam ediyor" demeniz gerekiyor. Bu bir divide and conquer yani böl ve fethet tipi bir algoritma. Burada elemanlar kendi yerlerinde sıralanıyor. Yani dizilimin elemanları bulundukları dizi içerisinde yani oldukları yerde sıralanıyorlar. Aynı araya yerleştirme sırasında olduğu gibi oldukları yerdeler. Birleştirerek sıralama bunu yapmaz. Birleştirme işlemini yürütmek için ek bir bellek alanına ihtiyaç duyulur. Bu birleştirmeyi doğrusal zamanda yapar ama aynı mekanda yapmaz. Bu işlemi sadece yeniden sıralayarak yapmaz. Bu algoritma ise yerleştirmeyi yerinde yaptığı için işlevseldir. Çünkü depolama alanının verimli kullanımını sağlar. Ve buna da biraz ince ayar yaparsanız daha da pratik bir uygulama haline gelebilir. İlk halinin uygulamasını kullanacak olursanız o kadar verimli bir algoritma değildir. Ama yaptığınız şey standart türde uygulamalarsa ve bir şeyin runtime yani koşma süresini geliştirmek istiyorsanız çabuk sıralama çok uygun bir araç haline gelebilir. Bunu nerelerde kullanacağından daha sonra bahsedeceğim. Evet, bu böl fethet paradigmasına uyan bir algoritmadır. Bunun birinci adımı bölmektir. Bu işi eldeki dizilimi partition'lara yani bölüntülere ayırarak yapıyor. Yani girdi dizilimini iki alt dizim halinde bölüntülere ayırıyorsunuz ve bunun için de pivot dediğimiz bir elemanı kullanıyorsunuz. Bu iki bölüntüden ilki, soldaki tüm elemanlar pivot yani x'ten küçük eşit sağ alt dizilimdeki elemanlar ise x'ten büyük veya eşit oluyor. Bunu bir şekille girdi dizilimi üzerinde açıklayacak olursak, bu bölüntü alımına bir x elemanı alınıyor. Pivot elemanıdır bu. Ve bölüntünün bu bölgesindeki elemanlar x'e eşit ya da küçük. Bu bölüntü adımından sonraki buradaki elemanlar ise x'ten daha büyük ya da eşit oluyorlar. Bundan sonra fethetme adımı daha kolay hale geliyor. Öyle ki sadece bu iki alt dizilim öz yinelemeli olarak aynı yöntemle sıralanıyor. Yani x'e eşit ya da küçük olan elemanları öz yinelemeli olarak sıralıyorum veya x'e eşit veya daha büyük olanları tekrar öz yinelemeli olarak sıralıyorum. Sonunda bunları birleştirmek önemsiz bir iş. Bu birleştirmeden önce x'e eşit veya küçük olan elemanları sıraladığım için, ondan sonra da x'e eşit veya büyük olan elemanları sıraladığım için iki listede sıralanmış durumunda. Böylece bunların birleşmesi için çok önemli bir iş gerekmiyor. Quick Sort'ta anahtar adım bölüntülere ayırma adımıdır. Bütün işin çoğu burada yapılıyor. Bu durumda siz çabuk sıralamayı bir öz yinelemeli bölüntülere ayrımı olarak düşünebilirsiniz. Yapılan tüm iş bu. Birleştirerek sıralamadaki ana iş, öz yinelemeli birleştirme yaparken, çabuk sıralamada ise bunun tersine öz yinelemeli bölüntüler elde ediliyor. Buradaki anahtar olay, bölüntü alt yordamının doğrusal zamanda, yani θn olması. Şimdi bunun sözde kodunu yazacağım. Buradaki kod kitaptakinden biraz farklı. Kitapta da bir tane var. Aslında kitapta da biraz daha farklı bir problem göreceksiniz ama temelde ikisi de aynı fikir etrafında oluşturuluyor. Öz yinelemenin bir aşamasını ele alalım ve buradaki A diziliminin P ve Q arasındaki parçası için yani A, P, Q bölüntüsüne bakalım. Burada baktığımız şey A dizilimindeki PQ arasındaki değerler. Burada biz pivot olarak bu aradaki ilk eleman olan A'nın P'inci elemanını seçiyoruz. Kitapta P yerine Q seçilmiş. Ben burada P'yi kullanacağım. Aslında bir şey fark etmez. Bundan sonra P için bir indeks oluşturacağız ve onun etrafında bir döngü kuracağız. Kodu işte bu. Temelde bir for döngüsü ve ortasında bir if yani eğer komutu var. Bu bölüntü adımında algoritmanın yapısı şöyle görünecek. Tekrar bir for döngüsü ve içerisinde bir if komutu olduğunu görüyorsunuz. Biz pivot olarak ilk elemanı tanımlıyoruz. Yani burası P, şurası da Q. Bu bizim döngümüzün invariantı yani değişmezi olacak. Bu döngü çalışırken herhangi bir anda elimde indeks değeri en fazla i olan bölgede x'ten küçük eşitli elemanlar bulunacak. Aynı biçimde indeks değeri en fazla j-1 olan bölgede de x'e eşit ya da büyük elemanlar olacak. Bunun dışındakiler hakkında bir bilgim yok. Bu nedenle i eşit p olarak başlıyorum ve j eşit p artı 1 olarak başlıyorum. Bu şekilde işlem p artı 1'den başlıyor ve x'in buradaki değeri dışında hiçbir şey bilinmiyor. Bu işlemin ana fikri değişmezin sonuna kadar korunacağına göre ve bunu yapmanın yolu da bu döngü içerisinde ilerlerken bir aj değerini alıyor ve bunun x'ten büyük olmadığına ya da eşit olup olmadığına bakıyoruz. Affedersiniz. Bunun x'ten küçük ya da x'e eşit olup olmadığına bakıyor. Eğer bu değer x'e eşit ya da ondan büyükse hiçbir şey yapmıyor. Çünkü o durumda eğer bu x'e eşit ya da ondan büyükse o zaman tekrar döngüsüne giriyor. Bu sınır değişiyor ve döngü değişmezi geçerliliğini koruyor. Eğer değişmezimi muhafaza etmek istiyorsam ve bu sonraki eleman x'e eşit veya ondan küçük ise problemim var demektir. Bu durumda yaptığı şey peki öyleyse. Bu sınırı biraz kaydırayım ve x'e eşit veya ondan büyük bu elemanla x'e eşit veya ondan küçük şu elemanın yerlerini değiştireyim. Bu yöntemle şu alt dizinin boyutunu değiştiriyor ve değişmezin geçerliliği sağlanıyor. Aslında oldukça basit bir algoritma. Evet, aslında hem çok sıkı hem de kolay bir algoritma. Bu nedenle bu kod çok önemli bir kod. Çünkü çok verimli çalışıyor. Şimdi prensipte en elemanı üzerindeki koşma süresi theta n düzeyinde. Çünkü ben temelinde n sayısında eleman üzerinde çalışıyorum ve her birisiyle sabit miktarda iş yapıyorum. Sonra dışarıda da sabit miktarda iş yapıyorum. Onun için bu çok akıllı bir kod parçası. Aslında bölüntülere ayırmanın prensibi de kolay değil mi? Eğer işlemi olduğu yerde yapma kaygısı olmasaydı o zaman bunu yapmak çok kolay olurdu. Bir elemanı alırdım ve o elemanı diğerlerinin hepsiyle karşılaştırdım. Bir tanesini bir kutuya, diğerini de öbür kutuya atardım. Bu kesinlikle doğrusal zamanda olurdu. Ama genellikle bunu teorik olarak bu yolla yapmanız demek sonunda elinizde iyi bir kod var anlamına gelmez. Ama bu kod aslında işlemi kendi yerinde yapmaya izin veriyor. Bunun özellikle iyi bir algoritma olmasının sebeplerinden biri de sabitlerin iyi seçilmiş olması. Biz asemptotik çözümleme yaparken sabitlerle ilgilenmiyoruz ama aslında kod yazmaya başladığınız zaman sabitlerle ilgilenmek zorundasınız. Ama başlangıçta sabitlere çok zaman ayırmak yerine algoritmanızın bütününün hızlı olup olmadığını anlamanız gerekir. Size bu yöntemin bir özetini vermek için şurada bir örnek yapacağım. Burada öylesine uydurduğum bir örnek dizilim var. Ve burada biz x'i yani pivot'u ilk eleman olarak 6'yı seçeceğiz. Yani x değeri, pivot değeri 6 olacak. Şimdi bu algoritmanın nasıl çalıştığına bakalım. Başlangıç koşullarında i burada başlıyor ve j de şurada başlıyor. Ve yaptığımız şey sağa doğru taramaya başlamak. Aslında kod j indeksini birer artırarak önüne pivota eşit ya da ondan küçük bir değer çıkana kadar dizilimi sağa doğru tarıyor. Bu şartı sağlayan değer 5'tir. Ondan sonra kod bu iki değerin yerlerini değiştiriyor. Bu şekilde. Böylece elimizde oluşan dizilim değerleri 6, 5, 13, 10, 8, 3, 2 ve 11'dir. Bu arada i değeri 1 artar ve j bıraktığı yerden işe devam eder. Ve elimizde pivottan daha küçük veya eşit bir değer olana kadar sağa doğru taramaya devam ederiz. Bu durumda bu değer 3. 3 ile 5'in yerini değiştiririz. Ve bu durumda 6, 3, 13, 10, 8, 5, 2, 11 elde ederiz. Bu aşamada i'yi artırmaya devam ederiz ve j ile de buradan başlarız. Bu durumda karşımıza x'ten küçük eşit bir eleman çıkar. Sonra bu ikisinin değiş tokuşunu yapacağız. Bir dakika, burada hata yaptım değil mi? Ne yaptım ben? Yanlış şeyleri değiş tokuş yaptım değil mi? Aha. Ne yazık ki bir bilgisayar değilim. İyi. Değiştirmemiz gereken şey şuydu değil mi? Değiş tokuşa girmesi gereken i artı birinci eleman olmalıydı değil mi? Önceden ben i'yi değiştirmiştim. Oysa ki i artı 1'i değiştirmem gerekiyor. Onun için şu ana kadar olan her şey yanlış. Şimdi doğru şeylerin yerlerini değiştirelim. Elimizde 6, 5, 3, 10, 8, 13, 2 ve 11 var. Hayret edilecek şey benim notlarımda da yanlış yazılmış olması. Bu i, bu da j. Ve şimdi baktığımızda pivottan küçük eşit olan bir şey görebiliyorum. Bu nedenle bunun ve i artı 1'in değiş tokuşunu yapacağız. Ve böylece elimizde 6, 5, 3, 2, 8, 13, 10 ve 11 olacak. Ve bu noktada da i'yi şurayı artıracağız. Bu sırada J buraya giriyor ve J sona kadar gidiyor ve döngü duruyor. Döngü durduğu zaman yapmamız gereken bir değiş tokuş daha olacak. Bu durumda pivot elemanımızı iki alt dizilin arasına yerleştiriyoruz. Burada bununla şunu değiştiriyoruz. Bu da bize 2, 5, 3, 6, 8, 13, 10 ve 11'i veriyor. Buradaki pivot da şu. Ve burada gördüğünüz her şey pivottan küçük eşit. Ve burada gördükleriniz ise pivottan büyük eşit. Evet. Quick sort yani çabuk sıralama yordamı bu. Bu bölüntü yordamını bir kez elde ettikten sonra çabuk sıralama kodunun yazılması kolaydır. Burada return i yazmam gerekiyordu değil mi? Çünkü pivotun indeksi olan i değerinin döndürülmesi gerekiyor. Burada ben pivotun son bulunduğu yerin indeksi olan i değerini döndürmeliyim ki bir sonraki bölüntüyü tanımlayabileyim. Özür dilerim. Sonuçta bu değer partition a p q çağrısı ile R'ye atanıyor ve ondan sonra bölüntülerden a, p'den r-1'e ve ardından da a, r+1'den q'ya kadar olan kısımların çabuk sıralamasını yine özlemeli olarak yapıyoruz. Hepsi bu işte. Kod bu. İlk hal, ilk çağrı a, 1, n nin çabuk sıralamasını bulmak. Ama bölüntü yapmış olmamız nedeniyle iki bölümü yani soldaki ve sağdaki bölümleri ayrı ayrı çabuk sıralamanız gerekiyor. Bu arada sınır durumunuzdan da bahsetmemizde yarar var. Eğer burada 0 veya 1 eleman varsa ki olabilir, bu durumda yapılacak hiçbir şey olmaz. Çünkü dizlim ya boştur ya da sadece bir eleman olduğundan zaten sıralıdır. Çabuk sıralamayı hızlandırmak için yapılabilecek numaralardan ya da ince ayarlardan biri, dizilim bölüntüsünü içerisinde az sayıda eleman olması durumunda özel amaçlı bir sıralama yordamı ile sıralamaktır. Örneğin elinizde sadece 5 elemanınız varsa bu kadar öz yenilemeyi yapmak yerine bu 5'ini çözümlemek için başka bir kod yazabilirsiniz. Kodlamaların başka türleri de var. Bu koda kuyruk öz yenilemeli kod deriz ve bunlarla siz tail recursion optimization yani kuyruk öz yenileme iyileştirmesi yapabilirsiniz. Bu kodu hızlandırmak için bunun dışında da başka optimizasyon ya da iyileme yöntemleri vardır. Evet, daha da iyileştirmek için orasında burasında biraz ince ayar yaparsınız. Ama özünde burada açıklananlar bu verimli bölüntü yordamının çekirdeğidir ya da ana damarıdır. Algoritması budur. Bunun ne kadar hızlı çalıştığını ölçümlemek aslında biraz zor bir iştir. Bu çözümlemeyi yaparken bütün elemanların birbirinden farklı olduğunu varsayacağız. Aslında elimizdeki kodun tekrarlanan elemanlar varsa o kadar başarılı olmadığını görmekteyiz. Böyle bir durumda Hoare'un orijinal bölüntü yordamı bundan çok daha verimli. Yani sıralamanızda tekrarlar yani duplikasyonlar varsa. Size Hoare'un orijinal yordamına bakmanızı öneririm. Bölüntü yordamı için çok daha karmaşık bir değişmez yapısı var ama aynı şeyi yapıyor. Yalnız biraz daha karmaşık. Eğer sayıların bazıları aynıysa o zaman bunları farklı hale getirmek için yapılacak işler var ama Hoare'ın kodunu kullansanız da iyi olur. Çünkü Hoare'ın orijinal kodu tekrarlayan sayılar durumunda oldukça iyi çalışır. Ama bu örneğin anlaşılması daha kolay. Diyelim ki n elemanı üzerindeki en kötü koşma süresi tn olsun. Bu durumda en kötü durum nedir? Yani çabuk sıralama için en kötü durum ne olacaktır? Doğru. Eğer pivot'u seçerken buradaki her şey bundan küçük veya her şey bundan büyük olursa o zaman dizilimi bölüntülere ayırmada pek başarılı olamazsınız. Bu ne zaman olur? Bunu ortaya çıkaracak orijinal girdiler nelerdir? Evet, eğer girdi sıralanmış veya tersten sıralanmışsa. Bunu anlamak önemli. Çünkü en çok yapılan işlem zaten sıralanmış olan veya kısmen sıralanmış olan listelerin sıralanmasıdır. Ama bazen bu sıralanmış olabilir ve birileri bunu kontrol etmek ister. Yani bunun sıralı olup olmadığına bakmak yerine yeniden yapalım diyebilirler. Bu durumda bölüntünün bir tarafında hiç eleman olmaz. Bu durum için biz öz yinelemenin nasıl yazılacağına bir bakalım. Elimizde tn var. Eğer bir tarafta hiç eleman yoksa buraya t0 diyebiliriz. Bu durumda öteki tarafta da tn-1 olur. Şimdi öz yinelemeyi buna göre yazıyoruz. Bir tarafta hiç eleman yok. Diğer tarafta n-1 eleman var. Bu ana kadar bütün bölüntüler ve kayıtlar θn düzeyinde. Öyleyse T0 nedir? Asimptotik olarak T0 nedir? Evet, bu bir sabittir. Yani bir düzeyindedir. Teta 1. Yani teta 1 artı Tn-1 artı teta n düzeyinde. Aslında teta 1 teta n düzeyi içinde yok edilebilir ve biz bu formülü tn eşit tn-1 artı teta n olarak yazabiliriz. Peki bu neye eşittir? Evet, bu teta n karedir. Neden teta n karedir? Evet, çünkü bu bir aritmetik seridir. Aslında biz araya yerleştirme sıralamasında bu yaklaşımı görmüştük. Aynı araya yerleştirme sırasında olduğu gibi bu bir aritmetik seri. Bütün bu işleri yaptık. Elimizde çabuk sıralama diye bir algoritma var. Ve görüyoruz ki araya yerleştirme sıralamasından daha hızlı değil. Ancak ben buna iyi bir algoritma demiştim. Buna iyi bir algoritma dememin sebebi bunun ortalama durum zamanının yani average case time'ın çok iyi olmasıdır. Şimdi bunu göreceğiz. Ama şimdi durumu daha iyi anlamaya çalışalım ki ortalama durumda ne olacağı ile en kötü durumda ne olacağı arasındaki farkı kavrayabilelim. Bunun için bir öz yineleme ağacı çizelim. Ve bunu tn eşit t0 artı tn-1 artı cn sabitiyle yazalım. Bu şekilde nere olacağını sezmeye çalışalım. Yani bir sabit çarpı n. Buraya tn'i ve sabiti cn olarak yazalım. Sonra buraya t0'ı koyalım ve Buraya da tn-1'i yerleştirelim. Şimdi ben biliyorum hepiniz çok hızlısınız ve hemen tam ağacı görmek isteyeceksiniz ama size bir tavsiyem var. Birkaç dakikayı bu ağacı yazmaya ayırın. Bu ağaç üstel olarak büyüdüğünden küçüm durumları yazmak size belli bir yazma ek zamanı çıkaracak ama geliştirmeye çalıştığınız şekli kavradığınızdan tam emin olmalısınız. Onun için buraya bir ara adım daha yazacağım. Burada T0 var ve bu şimdi Cn-1 oluyor. Bundan sonra bir T0'ımız daha var ve yanına Tn-2 geliyor. Buradan nokta noktalarla devam ediyoruz. Bunların hepsi en üstte. Cn'e eşit ve bir düzey altında T0 ve Cn-1 var. Burada T0 ve Cn-2 var. Yine T0 ve aşağıya doğru noktalar devam ediyor. Sonunda teta 1 elde edilene kadar. Bu ağacın yüksekliği ne acaba? Buradaki bu ağacın yüksekliği nedir? Evet, güzel. N. Çünkü her adımda buradaki bağımsız değişkeni bir azaltıyorsunuz. Bu nedenle yükseklik n'dir. Bunu çözümlemek için öncelikle buradaki her şeyi toplayalım. Buradakilerin nereden geldiğini anlamaya çalışırsak bu teta içerisinde K1'den n'e kadar CK'ların toplamıdır. Burada olan değerler budur. Ve bu da teta n karedir. Bizim aritmetik serimiz işte buradan geliyor. Evet, bu teta n kare. Ve burada olan diğer şeylerin hepsi teta 1. Bunlardan kaç tane var? Burada n sayısı kadar teta 1 var. Böylece toplam miktar yer kalmadı. Yukarıdaki kısmı kullanayım tahtada. Tn eşit teta n artı teta n kare. Yani sonuçta Tn teta n kareye eşit. Bu yineleme ağacının yapısına bakacak olursak çok dengesiz bir öz yineleme ağacı olduğunu görürüz. Şimdi size hiçbir zaman yapmamanız gerektiğini söylediğim bir şey yapacağım. Yapacağım şey de en iyi durum analizi. Bunu sadece ön sezi için yapacağız. Biliyorsunuz genelde biz en iyi durum analizleri yapmayız. Aslında bu yapacağımız işlemin ön seziyi geliştirmekten başka hiçbir anlamı yok. Ayrıca temelde matematiksel olarak hiçbir anlamı yok. Çünkü bize hiçbir şeyi garantilemiyor. Onun için en iyi durum analizi sadece ön seziyi geliştirmek için. Eğer gerçekten şanslıysak nasıl bir bölüntü elde ederiz? Yani hangisi şanslı durum? Evet, tam ortadan ikiye bölünebilmesi. Yani aslında bölüntülerde n bölü 2 ve n bölü 2 durumunu elde etmek. aslında gerçek değerler n/2, n-1/2 ama bu işi sadece ön sezi için yaptığımızdan bu tip detaylar konusunda fazla kafa yormuyoruz. Çünkü bunu en iyi durumun ön sezisi için yapıyoruz ve en iyi durum analizi bizim istediğimiz bir şey değil. Eğer bu gerçekleşirse nasıl bir özleme elde ederiz? Her seferinde tam ortadan ikiye bölünebildiğini hayal edin. O zaman ne olur? Evet, o zaman Tn eşit 2 tane Tn/2 artı Tn. Tn bölüntüler ve ek işleri ifade eder. Peki bu öz yinelemenin çözümü nedir? Evet, bu öz yinelemenin çözümü n log n'dir. Yani birleştirerek sıralama özlemesinin aynısıdır. Bu master teoremin hangi durumu? Evet, ikinci durumu. Çünkü n'in 2 bazında logaritmasını alırsak bu n'in birinci kuvvet demektir. Ve bununla aynı şeydir. Böyle bize ekstra log n'i buna eklemiş oluruz. Ana teoremin ikinci durumu. Bu iyi bir şey. Yani bu demek ki en iyi durumda çabuk birleştirme iyi sonuç verecek gibi görünüyor. Peki bu bölüntü işleminin her zaman 1/10, 9/10 biçiminde bölüntülendiğini varsayarsak, yani 1/10 kere n ile 9/10 kere n. Bu durumda şanslı mıyız yoksa şanssız mıyız? Yani söylemek istediğim şey, bölme işlemi bu kadar oransızca aslında şanssız olacağız, değil mi? Çünkü o zaman diyelim ki durum 1'den n'e kadar olacak ve tam ortadan bölünebiliyorsa n log n'dir. Peki 1/10, 9/10 durumunda ne elde edebileceğini düşünüyorsunuz? Şanslı mıyız, şanssız mı? Burada biraz demokrasiye başvuracağım. Kimler bunun şanslı olduğunu düşünüyor? Yani koşma süresinin hızlı olacağını düşünüyor. Peki kimler şanssız durum olduğunu düşünüyor? Biraz cesaret gerekiyor. Kaç kişi oy kullanmadı? Hadi bakalım, oy verin. Kararınızı verin. Burada evet veya hayır demek, doğru ya da yanlış olmak her zaman iyidir. Çünkü o zaman o cevaba bir duygusal bağlılığınız olur ve ileride bunu daha iyi hatırlarsınız. Onun için orada oturup sessiz kalmayın. Siz duygularınızı, her şeyi daha iyi hatırlamak için kontrol edemezsiniz. Onun için bu konuda fikrini belirten ya da oylamaya katılanlar, katılmayanlara göre doğru da olsa yanlış da olsa her zaman kazanırlar. Hadi şimdi duruma bakalım. Yineleme burada. Tn eşit T 1/10 n artı T 9/10 n artı teta n. Ve sonra da bunu çözümlemek üzere teta n bölümünün bir cn'e küçük eşit olduğunu varsayacağız. Bunun için bir öz yineleme ağacı yapacağız ve bakacağız. Öz yineleme ağacı burada. Elimizde Tn eşit Cn var. Sonra T 1/10 n ve T 9/10 n. Tepede yine Cn'i görüyoruz. Karmaşıklaşıyor, değil mi? Bu Cn'in 1/10'u olur. Şimdi bu tarafta 1/10'umuz var. Bunu öz yinelememizin içine uyguladığımızda burada T 1/100 n elde ediyoruz. Burada da T 9/100 elde edeceğiz. Burada elimizde 9/10 Cn var. Bu bize T 9/100 n'i tekrar veriyor ve burada da T 81/100 n elde ediyoruz. Ve bu şekilde devam ediyoruz. şuraya sıkıştırmaya çalışayım. Önce Cn var. Altta 1/10 Cn var. Bu yolla bir aşağı indiğimizde 1/100 Cn elde ediyoruz. Ve bu işlem aslında en altta teta 1 elde edilene kadar devam ediyor. Sağda 9/10 Cn var. Bir altında 9/100 Cn olacak. Ve bu da şimdi 9/100 Cn olacak. Ve bu da 81/100 Cn olacak. Ve bütün bu işlemler en aşağıya doğru teta 1 elde edilene kadar sürdürülecek. Ama buradaki yaprakların yapısı tek düzey değil, değil mi? Bu taraftaki işlemler diğerinden çok daha uzun sürüyor. Çünkü burada her seferinde 9/10 aşağıya iniyoruz. O zaman buradaki yolun uzunluğu ne olur? Bu yolun uzunluğu. Yani soldaki yolu ele alacak olursam aşağıya kadar yolun uzunluğu ne olur? Orada birisi el kaldırdı. Evet. Doğru. Doğru. 10 tabanına göre log n. Çünkü her seferinde 10 faktörüyle bunu kesiyorum ve bunu en aşağıda 1'e kadar indirgemek için ne kadar sürer diye sorduğumda bu aslında 10 tabanlı logaritmanın tanımı oluyor. Peki bu nedir? Bu yol ne kadar sürecek? Evet. Evet, n'in logaritması, daha doğrusu 10/9 tabanına göre log n. Çünkü her seferinde 9/10 oranında aşağı doğru gidiyoruz. Aslında bu n'in tanımı. Yani bu arada her şey 10 tabanında log n ki haliyle 10/9 tabanı log n arasında. Yani bu aradaki her şey bu değerlerde. Şimdi burada birleştirerek sıralamada yaptığımız numarayı yapacağız ve bunun değerlendirmesini düzeylerin yukarıdan başlayarak maliyetlerini topladıktan sonra elde edeceğiz. Bu sadece Cn'dir. Bundan sonraki düzeyin maliyeti, o da Cn. Peki bundan sonraki düzeyin maliyeti, toplam maliyeti, o da Cn. Yani her seviyede aslında biz aynı miktarda iş yapıyoruz ve bu şekilde bütün hat boyunca aşağı doğru iniyoruz. Sona doğru artık bu değer Cn'e eşit olmuyor. Cn'e küçük eşit olmaya başlıyor. Çünkü bu düzeylerden itibaren bazı yapraklar hesaptan düşmüş oluyor. Temelde bu yolla belli bir düzeye kadar 10 tabanlı log n oluyor. Ondan sonra da Cn'den daha küçük ya da ona eşit değerler elde ediyoruz. Ve sonunda bütün bu değerleri topluyoruz. Yani Tn, Cn'in bir şeyle çarpımına eşit ya da küçük. Peki bu şey nedir? Buradaki en uzun yol ne olacaktır? Bu n'in 10/9 tabandaki log n'i artı, bunlara ilaveten eklememiz gereken yapraklar var. Ama bütün bu yaprakların toplamı da aslında n düzeyinde. Böylece n düzeyinde olan tüm yapraklar artı teta n'i elde ediyoruz. Bu durumda bu ne eder? Yani bütün bunları birbirle toplayacak olursam asimptotik olarak ne elde ederim? Bu n log n'dir. Yani Tn aslında n log n ile sınırlı. Bir yer şanslıyız. Şanslı olduğumuzu tahmin edenler haklı çıktı. Yani 1/10'a 9/10 bölmesi aslında asimptotik olarak %50'ye %50 bölmesi kadar iyi sonuç veriyor. Bunu bir alt sınır olarak bile tanımlayabiliriz. Buradaki şeylere sadece bakarak T'nin aslında Cn çarpı n'in 10 tabanındaki log n gibi bir değerle sınırlandığını görüyoruz. Yani bu durumda Tn asintotik olarak enlogen tarafından da alttan sınırlanıyor. Böylece Tn aslında theta enlogene dönüşüyor. Şimdi bu gerçek bir kanıtlama değil. Ben gerçek bir kanıtlama için bu tip şeyleri yapmamanızı öneririm. Bu yineleme ağaçlarının yapılarının ön sezisinde yararlı olabilir. Peki bunu nasıl kanıtlayacağız? Yerine koyma metoduyla. Doğru. Yani yapmanız gereken şey bu yöntemi tahmininiz için kullanmak. Ondan sonra da tahmininizin doğru olduğunu kanıtlamak için de yerine koyma metodunu kullanmak. Çünkü bu ilk metotta hata yapma ihtimaliniz oldukça yüksek. Hata yapma olasılığı çok yüksek. Yerine koyma metodunda ise hata yapmanız daha zordur. Çünkü orada uğraştığınız şey cebirin kendisidir. Cebirle kanıtlama bu yöntemle yapabileceğiniz ... hatalarından, yanlış çizilen ağaçlardan ve yanlış giren değerlerinizden daha kolaydır. Tamam mı? O halde bu enlogendir ve bu çok iyi bir şey. Düzeyin enlogen olması güzel ve biz şanslıyız. Şimdi başka bir şey deneyelim. Bunu yine ön sez için yapacağız. Size şimdiden söyleyeyim. Bu dersin sonunda hepiniz kapıya doğru koşacaksınız. Çünkü bugün iyi matematik uygulamaları da yapacağız. Bu aslında bana göre eğlenceli bir matematik ama sizi aynı zamanda zorlayacak. Şu anda uyanık değilseniz uyumaya devam edebilirsiniz. Ama ben sizi ne zaman uyandıracağımı biliyorum. Söyleyeceğim. Bir ön sezi uygulaması daha yapalım. Diyelim ki adımların sırasını değiştirdik. Öncelikle bölüntü işlemini yaptığımızı varsayalım. Bu işlemde şöyle bir durum olduğunu düşünelim. Şanslı bir seçimle başladık. Sonra bir bölüntü adımı olsun ve bunda şanssız olalım. Ondan sonra kadar yine şanslı olalım. Sonra yine şanslı olalım. Ve ağaç boyunca aşağıya kadar şanslı şanssız bu şekilde sürsün. Yani alternatif olarak bir şanslı bir şanssız gittiğimizi düşünelim. Bunun sonucunda şanslı mıyız, şanssız mıyız? Bu sefer herkesin oy vermesini istiyorum. Vereceğiniz yanıtın doğruluğu ve yanlışı önemli değil. Bu oyunda herkes rol alacak. Bunu bir at yarışı gibi düşünün. Hiç at yarışı seyrettiniz mi? Yarış sıkıcıdır ama buna birazcık para yatırırsanız, yani ganyan gibi bir şey oynarsanız at yarışı ilginç hale gelir. Burada da aynı şey olacak. Bu oyunda herkesin bir şeyler katmasını istiyorum. Kaçınız bu işte şanslı olacağımızı düşünüyorsunuz? Kaçınız şanslı olacağımızı düşünüyor? Tamam. Oy vermeyenler kimler? Sizler oyuna katılmadınız ha? Şimdi bunu çözümlemeye başlayalım ve bir öz yineleme yapalım. Şanslı adımımızda n boyutunda bir işlemin koşma süresi Ln olsun ve bu 2 defa olacak. Ondan sonraki adımın şans olduğunu düşünelim. Yani bu 2 çarpı U n/2 artı teta n. Bu bizim şanslı adımımız. Şanssız adım yani U n eşit L n-1. Zira ondan sonraki adım şanslı adım olacak. Artı teta n. Bu şanssız adım. Bu sistemin davranışını öz yinelemelerle nasıl anlattığımı görüyor musunuz? Burada sınır koşullarına bağlılık kesin belirlenmiş değil. Ama sabit girdilerde öz yinelemenin sabit bir çözümü var. Şimdi yerine koyma yöntemini kullanarak biraz cebir yapacağız. Ln ne eşit bir bakalım. Buraya ben U n/2 yerine buradaki değerini yerleştirebilirim. Bu bana Ln eşit 2 tane Ln/2-1 artı teta n artı teta n'i verecektir. Burada ne yaptığımı görüyor musunuz? U n/2'ler için şu öz yinelemeyi yerine koydum. Aslında teknik olarak söylemem gereken teta n/2 idi. Bunu daha açık anlatabilmek için theta n/2 kullanmam gerekirdi. Aslında bu aynı şeydir ama adım atlamamak için böyle yapıyorum. Şimdi bunu işlem süresince yürütebiliriz. Ve böylece 2 tane L n bölü 2 eksi 1 ve şimdi burada 2 tane teta n bölü 2 var. Ve şurada bir tane daha var. Bunların hepsinin toplamı teta n. Peki bu özdenemenin çözümü nedir? N log n. Yani teta n log n. Herkes bunu görebiliyor mu? Tamam. Theta n log n. Bu aslında temelde master teorem, yani ana teorem. Ama birazcık şurasında oynadık. Oradaki eksi 1. Master teoremin çözümünde bize yardımcı olur. Ne demiştik? Bu n log n düzeyinde. Yani şanslıyız. Eğer şanslı olmakla şans olmak arasında dönüşümlü olarak bir değişiklik yapıyorsak biz sonuçta yine şanslıyız. Peki genelde şanslı olmayı nasıl garanti edebiliriz? Eğer girdi sıralıysa bu şanssız olacağım demektir. Affedersiniz. Evet, elemanları rastgele düzenleyebilirsiniz. Yollardan birisi budur. Bundan başka nasıl bir yol seçebiliriz? Aslında söylediğiniz oldukça iyi bir yol ve genelde yapması gereken şey. Pivotu rastgele seçmek. Doğru. Aslında işin sonunda iki yönteminde aynı verimlilikte oldukları görülür ama burada biz pivotu rastgele seçmeyi ele alacağız. Çünkü bu yolla çözümlememiz daha kolay olacak. Ama algoritmanın etkinliği açısından birbirine eşittirler. Bu bize rastgele çabuk sıralama algoritması olarak anlandırılan randomized quick sort'u verir. Ve rastgele seçilmiş çabuk sıralama algoritması ile ilgili güzel olan şey, bunun koşma süresinin girdi sırasına bağlı olmayışıdır. Aslında girdiği karıştırarak da girdi sıralamasından bağımsız hale getirebilirim. Eğer girdiği istediğim gibi karıştırırsam girdinin sırasının ne olduğunun önemi kalmaz. Öte yandan orijinal çabuk sıralamanın bazı yavaş durumları vardı. Anımsarsanız girdinin sıralanmış olması veya girdinin tersten sıralanmış olması. Ama bazı hızlı durumları da vardı. Sonuçta görülür ki eğer girdi rastgele sıralanmışsa o zaman çabuk sıralama hızlı bir performans gösterir. Eğer girdiği rastgele karıştırırsam veya rastgele bir elemanı pivot olarak seçersem girdinin ne olduğunun bir önemi kalmaz. Bunu hayal etmenin yollarından biri bir rakibiniz olduğunu düşünmektir. Şöyle bir durum düşünün. Bir rakibiniz var. Siz diyorsunuz ki benim sıralama algoritmam iyidir. O da benim de iyi bir sıralama algoritmam var diyor ve aynı müşteriye siz bunu satmaya çalışıyorsunuz. Bunun üzerine müşteri diyor ki tamam arkadaşlar, o zaman ikiniz de diğerinin algoritması konusunda benchmarklar oluşturun. Bu şekilde onun algoritmasını görüyorsunuz. Rakibinizin algoritmasına baktığınız zaman çabuk sıralama kullandığını anlıyorsunuz ve ben onu nasıl yenebilirim diyorsunuz. Bu durumda zaten sıralanmış olan bir girdi veririm diyorsunuz. Ona yapabileceğiniz şey budur. Eğer sizinki de çabuk sıralamaysa onun da size uygulayacağı benchmark testi budur. Bu durumda onu nasıl yenebilirsiniz? Randomization, yani rastgelelikle. Buradaki ana fikir, eğer sıralamada rastgele permütasyon yaparsan veya rastgelelerde pivot seçersen girdi sırasının öneminin kalmaması önemlidir. Bu durumda benim kodumu yavaşlatmak için rakibimin yapabileceği herhangi bir kötü sıralama yoktur. Bu durumda şanslı olabilirim ama şanssızlığım benim rastgele sayı yaratısından kaynaklanır. Bu da girdiyle ilgili bir şanssızlık değildir. Girdinin ne olduğunu hiç önemi olmaz. Bunu herkes takip edebiliyor mu? Yani rastgele çabuk sıralamanın güzel yanı, girdi dağılımı ile ilgili herhangi bir varsayıma dayanmamasıdır. Bu durumda siz bütün girdilerin aynı olasılıkta olduğunu varsaymak zorunda değilsiniz. Çünkü dilerseniz bunu böyle yaparsınız veya öyle bir pivot seçersiniz ki bütün içerisinde etkin sonuç alırsınız. Böylece hiçbir seçilmiş girdi en kötü davranış durumunu yaratmaz. En kötü durum sadece rastgele sayı yaratıcısı aracılığıyla belirlenir. Ve en kötü durum sadece rastgele sayı yaratıcısıyla belirlendiği için aslında biz bu şanssızlığı matematik olarak sınırlayabiliriz. Şunu sorabiliriz, ihtimaller nedir? Şimdi biz bunu çözümleyeceğiz ve bu noktada bu derse ait olup olmadığınızı anlayacaksınız. Eğer daha önce bilgisayar için matematik 6.042 dersini herhangi birini almadıysanız, bu uygulama karşılaştırmayı yapmak için uygun bir ortam olacak. Şimdi bu işlem biraz zamanınızı alacak. Onun için hepiniz neden bir süre ayağa kalkıp şöyle bir gerinme molası vermiyorsunuz? Biz aslında güzel bir matematik uygulaması yapacağız ve buna başlamadan önce sizin kendinizi iyi ve zinde hissetmeniz gerekiyor. Gerinme molası bitti. Çözümleme. Sanıyorum bunu başaracağız. Aslında kendimi yarışıyor gibi hissediyorum. Bugün kapsamamız gereken epey konu var. Şimdi T'nin koşma süresinin rastgele bir değişkeni olduğunu varsayalım. İyi de ne yaptığımı buraya yazmamışım bile. Şimdi rastgele bir elemanı pivot olarak seçeceğiz. Yapacağımız ana işlem bu. Bunu yapma yolu da bölüntüde çalışırken birinci bölüntüyü oluşturmadan önce dizilim içindeki ilk elemanı başka bir elemanla belki de kendisiyle değiştirmek olacak. Bu durumda her ikisinde pivot olmak için eşit şansa sahip olacaklar. Ondan sonra da normal bölüntüyü işleteceğim. Tn değişkeninin zaman ekseninde çalıştığını ancak olasılık çalışmalarından kaynaklanan varsayımında rastgele sayıların bağımsız olduğu durumunu kabul edeceğiz. Bu şekilde bu algoritma çalışırken herhangi bir noktada pivot seçimi başka bir noktadaki seçimden bağımsız olmasını sağlar hale gelir. Ondan sonra bunu çözümlemek için nerede pivot seçtiğimi bilmek isterim. K 0, 1, n-1'e kadarken belli bir bölüntüdeki değişken xk 1'e eşit olsun. Eğer k'dan n-k-1 bölüntüsü oluşturuluyorsa o zaman da bu değer 0'a eşit olsun. Yani bölüntüyü ordamında pivot olması için rastgele bir eleman seçiyorum. Burada xk benim rastgele değişkenim oluyor. Sol tarafta k sayıda eleman, sağ tarafta da n-k-1 eleman oluşturuluyorsa bu bir sonucunu veriyor. Bunların doğal toplamı n-1. Çünkü elimde pivotum da var. Diğer bütün durumlarda xk 0 değerini alıyor. Şimdi elimde bir bölüntüde n sayıda rastgele değişkenim var. Bunların hepsi 0 olacak. Sadece biri, hangisi bilmiyorum, bir değerini alacak. Bu rastgele değişkenin adı ne acaba? Bernoulli. Bernoulli'nin başka varsayımları var. Bu göstergesel rastgele değişkendir. Bunun adına Bernoulli denilebilir ama bu bir göstergesel rastgele değişkendir. Ve değer olarak da 0 ve 1 değerlerinden birini alır ve Bernoulli rastgele değişkenleri de belli bir tür göstergesel rastgele değişkendir. Burada biz bunlara göstergesel rastgele değişken diyeceğiz. Bir şeylerin toplamının ne olduğunu anlamaya çalıştığınızda göstergesel rastgele değişkenler iyi bir yöntemdir. Bu büyük boyuttaki rastgele değişkenleri küçük parçalara ayırarak bunların çözümlenmesini sağlar. Şuradaki göstergesel rastgele değişkeni bir bakalım. XK beklenen değeri, yani EXK'nın neye eşit olduğunu umuyorsunuz acaba? Başka bir şekilde sorayım. K'dan n eksi k eksi 1'e kadar olan bölüntüyü üretmemin olasılığı acaba nedir? Belleklerinizi tazelemek için xk'nın ne olduğunu ve bunun ne anlama geldiğini yazalım. Bu xk'nın 0'a eşit olma ihtimalinin 0 ile çarpımı artı xk'nın 1'e eşit olma ihtimalinin 1 ile çarpımına eşittir. Buradakiler zaten 0 eder. Bu durumda elimizde eşitlik olarak xk'nın 1'e eşit olma ihtimali kalır. Ve göstergesel rastgele değişkenlerin genel özelliği bunların beklenen olasılığının 1 olmasıdır. Yani burada güzel olan şey aslında beklenen olasılığın başka terimlerin varlığına bağlı olmadan göstergesel rastgele değişkenler ile ilintisidir. Öyleyse xk'nın 1'e eşit olma olasılığı nedir? 1 bölü n. Bu durumda bütün bölünmelerin ihtimali aynıdır. Yani elimde n elemanı varsa bunların her birinin pivot olarak seçilme olasılığı 1 bölü n'dir. Ve bir kez pivot seçtiğinizde de bunun solunda ve sağında kalanlar da belirlenmiş olur. Bu olasılık 1 bölü n'dir. Şu ana kadar herkes benimle birlikte mi? Aşağı yukarı. Tamam. Yani daha önce söylediğim gibi şu andaki kavrayışınız benimle birlikte sınıfta olup olmadığınızın bir göstergesi olacak. Eve gittikten sonra bu söylediklerimi çalışırsanız ve matematik geçmişinizden dolayı konuyu anlayamazsanız bu size dersin boyunuzu aştığını gösterebilir. Bunun Tn'in neye eşit olduğunu buraya yazalım. Tn eşit T0 artı Tn-1 artı Ttn. Eğer bölüntü 0'dan n-1'e kadarsa. Aksi takdirde T1 artı Tn-2 artı Ttn'dir. Yani bölüntünüz 1'den n-2'ye kadarsa. Ve aşağıda bir yerde Tn-1 artı T0 artı Ttn haline gelecektir. N-1'den 0'a olan bir bölüntünüz varsa. Bizim burada Tn ile ilgili öz yinelemelerimiz bu olacak. Maalesef bu öz yinelemenin zor tarafı elimizde n kadar durum olmasıdır. İşte bu noktada göstergesel rastgele değişkenlerin kullanımı ile ilgili parlak bir fikir ortaya çıkar. Çünkü bu durum analizini ele alıp bunu matematiksel olarak indirgeyebiliriz. Göstergesel rastgele değişkenleri kullanan durumların olmadığını görürüz. Bunu yapmanın yolu da değişik durumları bir toplam haline getirecek bir teknik kullanmaktır. Şu iki toplam değerlerin neden aynı olduğuna bir bakalım. Göstergesel rastgele değişkeni belirlenen bölüntünün olması durumunda 0 olur. Bu nedenle K'nın daha önce belirttiğimiz değer olması durumu haricindeki durumlarda bunun toplamı 0 olacaktır. Şimdi 0 ile 1'in çarpımlarının nasıl bir sonuç çıkaracağını görebiliyor musunuz? Bence bu çok akıllıca. Evet, çok akıllıca. Ve bu göstergesel rastgele değişkenler ile yapılan klasik bir uygulamadır. Sonuçta çok güçlü bir metot oluşturur. Çünkü her ne kadar zor görünse de şimdi özlememiz için bir matematiksel modelimiz var. Şimdi TE'nin beklenen değerini çözümlemeye çalışalım. Yapmak istediğimiz şey bu. TE'nin beklenen değeri nedir? Bunu yapmak için ben TE'nin beklenen değerinin bu büyük toplamın beklenen değerine eşit olduğunu yazıyorum. Bu noktadan sonra artık biz bu toplamanın beklenen değerini hesaplamaya başlayabiliriz. Herkes benimle mi? Bu aşamada sorularınız var mı? Baş parmakları yukarı doğru görüyorum. Bunu görmek hoş ama bana göre aslında görmek istediğim baş parmakların aşağıya dönük olmaması. Baş parmakların yukarı doğru olmasını görmek güzel. Fakat bu birinizin anladığını veya anladığını sandığını gösterir. Yani benim söylediğim bunun şu aşağıdakine eşit olduğu. Burada biraz daha fazla yere ihtiyacım olacak. Şu eşit işaretini bu denenle biraz kaydıracağım. Ben bu toplamanın şuna eşit olduğunu savunuyorum. Bu beklenen değer, bu beklenen değerlerin toplamına eşittir. Acaba neden? Bu adımı haklı çıkaracak sihirli sözcükler nedir? Linearity of expectation, yani beklenenin doğrusallığı. Bir toplamanın beklenen değeri beklenenlerin toplamına eşittir ve buna beklenenin doğrusallığı denir. Bunun için bağımsızlığa ihtiyacım yok. Bu herhangi bir rastgele değişkenin beklenen için her zaman doğrudur. Beklenen değerlerin toplamı, toplam beklenen değere eşittir veya bunun tam tersi de geçerlidir. Burada biz tam tersini uyguladık. Bu durumda bu değer K0'dan N-1'e kadar olan XK beklenen değerlerinin toplamı ile TK artı T, N eksi K eksi 1 artı teta n'in beklenen değerinin çarpımına eşittir. Bu neden doğru? Çünkü yaptığım şey çarpımın beklenen, çarpanların beklenenlerin çarpımına eşittir demektir. Bu bağımsızlıktan kaynaklanır. Neden bağımsız? Buradaki xk ki rastgele değişkendir. Diğer bölüntülerin içinde bağımsızdır. Yani her öz yinelemeli çağrı için xk vardır. Yani burada olan biten her şey şurada olan bitenden bağımsızdır. Aslında biz saklanıyoruz. Elimizde bir özneleme olduğundan aynı iş zamanını bölüntülere ayırmıyoruz. Farklı bir değerle çalışıyoruz. Aslında görünen matematiğin altında bir şeyler yapıyoruz ve buna dikkat etmeniz gerekiyor. Burada TK aslında rastgele seçimlerin bir seti halinde. Ve bu nedenle buradaki değerlerin şuradakilerden farklı olduğunu anlamanız gerekiyor. Bu durumda da biz beklenen değerlerin olasılıklarını çarpabiliyoruz. Herkes benimle birlikte mi? Bu önemli bir kavram. XK'nın diğer rastgele seçimlerden bağımsız olması. Her şeyden önce bu güzel bir olgu. XK'nın beklenen değeri nedir? 1/n. Aslında bunun toplamayla da hiçbir ilişkisi yok. Bunu toplamın dışına çıkarabiliriz. Çıkan sonuç 1/n çarpı k sıfırdan n-1'e tk'nın beklenen değerlerinin toplamı artı 1/n çarpı k sıfırdan n-1'e t n-k-1 beklenen değerlerinin toplamı artı 1/n çarpı k sıfırdan n-1'e teta n'lerin toplamları. Bunu yaparken beklenen değerlerin doğrusallığından yararlandım. Ve burada bunu parçalara bölmek ve k'nın beklenen değerinin 1/n olduğunu çıkarmak için kullandık. Hala herkes benimle birlikte mi? Bunların hepsi kolay. Zorluk burada çok fazla adım olmasından kaynaklanıyor. Bunların bazılarını eskiden görmüş olduğunuzu umuyorum. Şimdi ikinci gözlemimiz aslında bu iki toplamanın gerçekte birbirine eşdeğer olduğu. Bunlar aslında aynı toplamlar ama sıraları farklı. Bu T0, T1, T2, T3, Tn-1'e kadar gidiyor. Bu ise Tn-1, Tn-2, Tn-3, T0'a kadar iniyor. Aslında bunlar birbirine eşit. Dolayısıyla elimde bunlardan iki tane var. Bu durumda bu terim neye eşit olur? Evet. Neye eşit olacak? Theta n. Evet. Şimdi bunun neden böyle olduğuna bir bakalım. Theta n'i sıfırdan n'e kadar olan toplamı theta n kareye eşittir. Ve n'e bölünür. Veya burada ben theta n'i dışarı çıkardığımda theta n'in n1'den n-1'e toplamı 1'e eşittir. Yani hangi yöntemle giderseniz gidin sonunda n'e ulaşıyorsunuz. Bunun böyle olmasının temel sebebi toplamların aynı elemanları içermesi ve bu da sadece cebir. Başka bir şey değil. Şimdi yapacağımız şey teknik kolaylık açısından bir uygulama. Çünkü k 0 ve 1'i teknik kolaylık sağlamak için theta n'in içine alacağız. Burada elimizde en düzeyinde bir özneleme var. Ve ben k eşit 0 ve k eşit 1 durumlarına baktığımda beklenen değerin ne olduğunu biliyorum. 0 ve 1 değerler için beklenen en kötü durum maliyeti sabit. Çünkü ben bu problemi bir sabit boyut için çözüyorum. Ve bir varsayımımız daha var. Yinelemenin çözümündeki sınır durumlarında sürenin sabit olduğunu biliyoruz. Bu nedenle temelde bu iki terimi bunun içinden çıkarabilirim. Ve sonuçta olacak şey thn'in içinde birkaç sabitin daha birikmesidir. Ama bu öznelemenin çözümünü daha kolaylaştırır ve ben bunu yaptığımda t'nin beklenen değeri yani tn eşit 2/n çarpı k2'den n-1'e kadar tk'nın beklenen değeri artı theta n olur. Bütün bu çalışma öz yinelemeyi çıkarmak içindi. Şimdi biz bunu çözmek zorundayız. Şu ana kadar yaptıklarımızı tekrar edecek olursak, işe bir öz yineleme ile başladık. Ve bu bir durum komutu olan rastgele değişken içindi. Sonra matematik kullanarak bunu bir durum komutu olmayan hale dönüştürdük. Bir çarpma haline dönüştürdük ve bundan da beklenen değer için bir öz yineleme elde ettik. Şimdi bu öz yinelemeyi çözme işlemini deneyeceğiz. Yani bu öz yinelemeyi anlamak için bazı basitleştirmeler yaptık ve şimdi bunu burada çözeceğiz. Bu arada ben quizlerde ve sınavlarda böyle şeyler sormuyorum. Öte yandan sizin bunu anlamanızı bekliyorum. Herhangi bir test ya da quizde buradaki elemanları bulabilirsiniz. Bunun hesaplanması yoğun bir iş yükü ve akıllı insanların emeğini gerektirir. Bunun basit olduğunu söylemiştim ama basit bile olsa böyle bir şeyi hesaplamak konuda bilgi sahibi olan insanların çokça emeğini gerektirir. Şimdi şuradaki öz yinelemeyi çözeceğiz ve t'nin beklenen değerinin sıfırdan büyük bir a sabiti için a çarpı n log n'den küçük veya eşit olduğunu kanıtlayacağız. Şimdi bunu kanıtlamak için hangi tekniğin kullanılmasına uygun olduğunu düşünüyorsunuz? Master metodu ya da ana metot gibi mi görünüyor? Master metoda benzemiyor. Böyle durumlarda şüpheniz varsa substitution yani yerine koyma metodunu kullanın. Bu bütün diğer metotların büyük babasıdır. Yapacağınız şey taban durumunda yeterince büyük bir a değeri ve yeterince küçük bir n değeri seçerek a çarpı n log n'in t'nin beklenen değerinden daha büyük olmasını sağlamaktır. Daha önce öz yenilemeden 0 ve 1'i çıkarmak istememin temelinde de bu yatıyordu. Çünkü mesela n 0 olduğunda log 0, 0'a bölmek gibidir. Ve bu nedenle bu işlemi yapamazsınız. Log 1 ise 0'dır. Onun için burada bunu 1 ile sınırlasaydım 0 elde edecektim. Ve o zaman a'yı bu durumların üzerinde hakim olacak şekilde büyük bir değer olarak seçemeyecektim. Bu nedenle diyorum ki bunlar beni çok ilgilendirmiyor. Teknik kolaylık açısından bu maliyetleri teta'nın içerisine yedirebilirim. Ve bu sayede ben a çarpı n log n'i yeterince büyük kabul edip taban durumunu çözmede kullanabilirim. Bu nedenle bir teknik varsayımda bulunduk. Burada k çarpı log k'nın k2'den n-1'e kadar olan değişimlerinin toplamı. Bu da 1 bölü 2 n kare log n eksi 1 bölü 8 n kareden küçük eşit olması. Bunu size bir egzersiz olarak bırakıyorum. Bu egzersizin kitapta da olduğunu sanıyorum. Sizin bunu değerlendirmenizi istiyorum. Bunu hesaplamanın iki yolu vardır. Bunlardan birisi sadece toplama işlemi kullanmak ve bunu yaparken toplama iki parçaya bölmek, toplamaların özelliklerinden yararlanmak ve yeniden yapılandırarak bu sınırlamayı kanıtlamak. İkinci yol ise toplamaların çözümüne entegral metodunu kullanmaktır. Bunu her iki yola da kanıtlayabilirsiniz. Aslında entegral metodunu kullandığınızda burada elde edeceğinizden daha sıkı bir sınır elde edersiniz. Bu temel bir bilgidir ve bunu yapmayı bilmeniz lazım. Haydi şimdi substitution yani yerine koyma metodunu uygulayalım. t'nin beklenen değeri küçük eşit 2/n çarpı k2'den n-1'e giderken a çarpı k log k'nın toplamından küçük ya da eşit. Bu noktada a çarpı k çarpı log k'nın yerine koyma işleminin daha küçük değerler için yapacağız ve buna theta n diyeceğiz. Burada zor olan şeyi anlatmam gerek. Bu terimin sınırı olan 1/2 n kare log n'i kolay elde edebiliriz. İkinci derecedeki terimi elde etmek daha zor. Ama sonuç olarak yapacağımız şeyi gerçekleştirebilmek için ikinci derecedeki terime de ihtiyaç var. Bu kanıtlamayı gerçekleştirmek için n kare log n'den denklemin karesel kısmını çıkaracak durumda olmamız lazım. Ve bu toplamayı değerlendirmenin şaşırtıcı yönü de bu. Elde edilen bu ara sonucunu aslında şu formülü kullanarak başka bir anlatımını biliyorum. Bunu uygulayıp bu terimin 2a/n çarpı parantez içinde 1/2 n kare log n eksi 1/8 n kare artı theta n'den küçük eşit olarak elde edebilirim. Bir hata mı yaptım? N kare log n. Evet, şimdi oldu. Bu neye eşit? N kare log n. Evet, peki bu neye eşit? Bu birinci kısımda çarpma yaparsam şurası a n log n oluyor. Bunu istediğim gibi sonuçlandırmak için şimdi dikkatli olup hata yapmamalıyım. İstediğimi şu parça olarak yazıyorum. Bir de eksi kalanımın olması lazım. Kalanımı buraya yazacağım parantez içerisinde ve bu eksi olacak. Kalan buradaki terimle aynı olacağından sonuçta da an bölü 4 olacak ve eksi theta n. Bu da eğer küçük eşit a çarpı n çarpı log n olacak eğer bu bölüm pozitifse. Buranın artı olmasını sağlamak için yeterince büyük bir a değeri seçmeliyim. Ve an bölü 4 ttn terimini domine etsin. Buradaki değer ne olursa olsun böyle bir a değeri seçebilirim ki buradaki terimi pozitif yapar. Yani an bölü 4'ün tn'den daha büyük olması için a'nın yeterince büyük olması gerekiyor. Böylece rastgele çabuk sıralamanın koşma zamanı n log n düzeyinde olur. Evet, şu anda kanıtladığımız şey beklenen koşma zamanının n log n düzeyinde olduğudur. Pratikte çabuk sıralama çok iyi bir algoritmadır. Aslında birleştirerek sıralamadan 3 veya daha fazla kat hızlıdır. Size sonuç olarak birleştirerek sıralamadığı kadar kuvvetli bir garanti vermez ama en kötü durumu n log n'dir. Öte yandan rastgele sıralamayı seçerseniz uygulamada size 3 kere daha hızlı bir koşma zamanı verir. Ama bu kadar hızlı olması için kodun da biraz ince ayar yapmanız gerekebilir. Yani taban durumlarını biraz daha kabalaştırıp başka düzenlemeler de yapmanız gerekir. Ama iyi sıralama algoritmaların çoğu çabuk sıralama temeli üzerine kurulmuştur. Buna iyi çalışır denilmesinin diğer bir sebebi de sanal bellekteki Cache yani ön belleklerde iyi çalışmasıdır. Burada ön bellek modelleri gibi şeyler üzerine fazla konuşmuyoruz. Ve bugünün algoritmalarında bu çok moda ama bilmeniz gereken sanal hafızanın ön belleklerinde çabuk sıralamanın iyi sonuç verdiğidir. Bu nedenle buralarda kullanmak için iyi bir algoritmadır. Size iyi bir problem çözme saati diliyorum. Orada başka bir enlog n algoritması göreceksiniz. Dersimiz bitmiştir.